ETV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bugün 26 Mayıs 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Geleceğin bilim insanları Edirne Belediyesi tarafından Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde düzenlenen 3. Çocuk ve Bilim Festivali'nde bilimin büyülü dünyasına keyifli bir yolculuk yaptı. Türkiye'nin ve Balkanların en büyük interaktif çocuk müzesi olan Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi harika bir festivale ev sahipliği yaptı. Çocukların bilime olan ilgisini arttırmak amacıyla Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen 3. Çocuk ve Bilim Festivali'ne Edirne halkı yoğun ilgi gösterdi. Çok Festival, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Festivalde konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, çocukların interaktif eğitim alması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkanımız Avukat Filiz Gencan Akın acil bir il dışına çıkması gerekti. O yüzden katılamadı. Onun da çok selamlarını, sevgilerini ve saygılarını iletiyorum efendim. Sevgili dostlar, Mustafa Kemal Atatürk öyle önemli bir dünya lideri ki, 100 yıl önce şuna karar vermiş. Bir toplumu diyor ki bilim ve sanattan koparırsanız yaşam damarlarından en önemlilerini koparmış olursunuz. Biz Edirne Belediyesi olarak çocuklarımızın interaktif eğitim alması, bilimle, sanatla, sporla hemhal olması için bütün elimizden geleni yapıyoruz. Ve Hasan Ali Yücel Eğitim İnteraktif Müzemizde bu üçüncüsünü düzenlediğimiz çocuk ve bilim şenliği çok önemli. Sevgili dostlar, sevgili anneler, sevgili babalar, çocuklarınızı bilimden, sanattan ve spordan uzak tutmayınız lütfen. Bütün geleceğimizi, bütün hayatımızı bilimde, sanatta ve spordaki gelişmelere borçluyuz. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi hayatta en önemli yol gösterici ilimdir, fendir. Başka bir yol gösterici aramaya gerek yoktur. O yüzden sevgili çocuklar, bilimle, sanatla, sporla ilgileniniz ve burasını, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezimizi, Eğitim Müzemizi, İnteraktif Eğitim Müzemizi her zaman ziyaret ediniz. Sizleri her zaman bekliyoruz sevgili çocuklarımız. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ben buradan özellikle Hasan Ali Yücel'deki eğitim arkadaşlarımıza, eğitimci arkadaşlarımıza, destek hizmetleri müdürümüze ve diğer Edirne Belediyesi'nin bize destek veren tüm müdürlüklerine canı gönülden teşekkür ediyorum efendim. İyi ki varlar, iyi ki de sizler buralardasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayatınız bilimle, sanatla kalsın efendim. Teşekkür ediyorum. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödüller verildi. Evet. İkincimiz Sare Çetingöz. Katlanır bisiklet hediye ediyoruz kendisine. Sare. Al bakalım. Al bakalım. Tebrik ediyoruz efendim. Acaba. Çekmem lazım. Tamam. Üçüncümüz Mina Kahraman. Kulaklık hediye ediyoruz kendisine de. Hocam hadi alkışlayalım efendim. Grafiti yaptılar, resimler yaptılar. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile hep birlikte Edirne Belediyesi olarak
şehrimizi güzelleştirmeye, sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Ben bu gençlere çok teşekkür ediyorum. Hep sanatla kalın, olur mu? Herkes diyecek ki ne anlamı var? Hayır, çok anlamı var. Sanat ve bilim aslında hayatın oluşturucusu. O yüzden de ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Birer tane katılım belgesi, sertifika veriyoruz. Çocuklar tarafından gerçekleştirilen sahne gösterileri ise büyük beğeni topladı. Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde kurulan standlarda bilimin her branşı hakkında çocuklara bilgiler verildi. Çok teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Kurtuluş Temalı sergimizin açılışı gerçekleşecektir. Festival kapsamında Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi personelleri tarafından robotik kodlama, fizik, kimya ve biyoloji deneyleri, matematik, 3D tasarım, sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm, tangram, parfüm, cake pops, satranç ve el dezenfektanı atölyeleri de düzenlendi. Bir otomobilin zula kısmına saklanarak yurt dışına kaçmak isteyen göçmenlerin nefes almak için hortum bağlantısını kullanmaları pes dedirtti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Kapıkule sınır kapısında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, koltukların alt kısmına saklanan iki düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı. Göçmenlerin nefes almak için hortum bağlantısı kullanması ise pes dedirtti. Araç sürücüsü TP gözaltına alınırken düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karşılaştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk, 6 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ergene yolu üzeri Deli Sanayi Köprüsü yakınlarında 3 otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada biri çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Ergene Çorlu yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yolu açmasının ardından trafik normal akışına döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen uygulamada 21 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve failleri yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Hafsa ilçesi Köse Ömer köyünde ekipler tarafından icra edilen uygulamada kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
3909 ağır vasıta aracı denetleyen Edirneli Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, kurallara uymayan 125 araç şoförüne idari para cezası uyguladı. Edirne'yi Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda yük taşıyan araçlara yönelik 1 Ocak ile 23 Mayıs tarihleri arasında trafik jandarması timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3909 ağır vasıta araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 125 araç şoförüne ilgili kanun gereği idari para cezası uygulandı. Kapitan Andreeva sınır kapısında görevli gümrük memurları tarafından Ukrayna vatandaşı 5 kadının üstünde yapılan aramalarda beyan edilmemiş 171.200 dolar ele geçirildi. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen yolcu otobüsü, Bulgaristan'ın Kapitan Andreeva sınır kapısında detaylı gümrük muayenesine alındı. Gümrük memurları tarafından otobüste ve yolcuların üstünde yapılan aramalarda, Ukrayna vatandaşı 5 kadın yolcunun çantalarında ve iç çamaşırlarında paralar sakladıkları tespit edildi. Bunun üzerinde kadınların üstünde detaylı arama yapan gümrük memurları, iç çamaşırlarına, çantalara ve montlara saklanan 171.200 dolar buldu. Beyan edilmemiş paralara el konuldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri tarafından seralarda yetiştirilen marullar hasat edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri tarafından İzzetiye Mahallesi'ndeki seralarda yetiştirilen marullar hasat edildi. Programa Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Öğrencileri geleceğe hazırlamak için yapılan projeler hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Müdürü Saz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na istinaden yıl boyu üretim ve istihdam temelli projeyle Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Trakya Kalkınma Ajansı'nın destek ile kurulan seralarda tarım bölümü öğrencilerimizle yıl boyu üretim ve uygulama çalışmalarını sürdürmekteyiz. Öğrencilerimiz bu tür çalışmalarla hem geleceğe hazırlanıyor hem de emeklerinin karşılığını alıyor. Ürünlerimizin satışlarından elde edilen gelirler okulumuza ve öğrencilerimize verilerek değerlendiriliyor. Ayrıca okulumuza tahsis edilen tarlalarda arpa ve ayçiçeği üretimi de gerçekleştirmekteyiz. Hasadın hayırlı ve bereketli olmasını dileriz dedi. Edirne'yi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Meriç ilçesi Küprü Beldesi İlkokulu öğrencilerine siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Meriç ilçesi Küplü Beldesi İlkokulu öğrencilerine dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim faaliyeti icra edildi. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 27 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Talatpaşa Caddesi numara 200'deki Çakbil Eczanesi, Şükrüpaşa Mahallesi Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi numara 16'daki Uzun Eczanesi. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.